Evet efendim, bugün 17 Mart 2017 Cuma günü hep beraber Houston'ın biraz denize yakın olan bölümü Kemah'a geldik beraber. Kemah Boardwalk'a geldik. Evet. Burada büyük bir Luna Park var. Biletlerimiz vardı, biz City Pass almıştık, onları değiştirip bileklik alacağız. Onun için burada sıraya girdik. Bileklik aldıktan sonra bütün oyuncaklardan yararlanacağız evet. Bakalım. İstediğine istediğin kadar binebiliyorsun. Ama işte şöyle bakıyoruz, bize ilk defa geldik. Bakınıyoruz etrafa. Şöyle göstereyim. Tabii burası gene Şubat tatili diyoruz değil mi buraya? Bizimki, bizdekinin karşılığı muhtemelen. O aslında. Yani burası Spring Break dedikleri ara tatilde, o yüzden çok kalabalık. Cuma günü öğlen saati olmasına rağmen yaklaşık bir saat bir araba sürdük, geldik. Bu sırayı bekleyip şu arkadaki gişeden biletlerimizi değiştirebilsek ondan sonra da çekime devam edeceğiz. Evet geldik, bilekliklerimizi aldık şimdi. Bizimkiler her zamanki gibi atlı karıncaya bindiler. Biz de burada bekliyoruz efendim. Irmak en başta biraz huysuzluk yaptı ama şimdi bindiği atı beğenmemiş ya. Neyse ki hareket edince sesini çıkarmıyor. Öyle iki katlı. Evet bu kadar. Evet böyle bizdeki dönme dolaplar. Arka tarafta bizdeki gene böyle ne uçan halı gibi gondolumuz. Bir de arka tarafta da roller coaster var. Tahtadan yapılan radar bizdeki. Ama tabii bendeki o cesaret yok yani. Açıkçası. Onlara binecek cesaret hala bulamıyorum. Bizden geçmiş. Evet tayfa biniyor. Devam edelim. Evet şimdi de arka taraftaki trenin sırasındayız. Ömrümüz beklemekle geçiyor yani bugün. Tam zamanında gelmişiz. Yani kalabalık bir gün. Bütün üstüm burada. Evet, bütün üstüm burada yani öyle söyleyeyim. Şu köşeden döneceğiz. Böyle gideceğiz. Bundan sonra gelecek belki ikinci trene bineriz. Evet, sırada en öndeyiz. Bunu kaçırdık ucuna ama şimdi bir sonraki gelene bineceğiz trene. Evet, sonunda trenimize bindik. İlk vagonun ilk 3 sırasını kaptık. Evet. Şöyle. Kraker alışverişi var bu taraftan. Neredeyiz Banu? Kemah'tayız değil mi? Kemah, Boardwalk muydu? Boardwalk muydu? Neyse, evet, karıştırıyorum ben. Buraya da gene City Pass'le geldik. Normal giriş fiyatları ne kadardı gördün mü sen aşağı yukarı? Evet, çocuk $20, büyük de $25 galiba. $25. Çocuklarda bir de şey ama var. Şey girişi yani, sınırsız giriş. Bütün bilekliklerim verdikleri. Saçlarım dönülmüyor. Bileklik verdiler. Normalde nakit girerseniz de evet, $25. Bir de gösterebilir misin o ibareyi? Over 48 inç diyor. Yani çocuklarda boy ölçüsü alıyorlar. Mesela Irmak bizde 48 inçten kısa olduğu için bazı oyuncaklara binemiyor. Yani büyüklerin bindiği oyuncaklara. O yüzden ona değişik bir renk verdiler. Pembe bileklik verdiler. Onu da öyle kontrol ediyorlar. Nasıl kutsal? 1989. What an illegal gambling hotspot.
Finalden geçiyoruz. As we venture around the bend, get ready to scream as we journey through the mysterious Pima Tunnel. Anybody hungry? Yeah. Is an all-you-can-eat dining experience at a reasonable price. Baba Duck Shrimp Company, the world's famous restaurant, is known for their shrimp dishes, just like Baba makes it. Can you name all the types of ways you can make shrimp? Shrimp is the fruit of the sea. You can barbecue it, boil it, broil it, bake it, saute it, make shrimp kebab. Thanks, us. No, tekrar geldik, buradayız. Birazdan şu arkadaşa bineceğiz. Arkadaki dönen fırın. Evet, evet. Bunda döneceğiz. Hazır mısın? Evet. Bir madde burada bakalım. Evet, şimdi sıra bize geldi. Biz dinleyelim bakalım. Hırmağı göster. What? Are you riding? Yeah. You should put your bag over here. Oh, yeah, okay. Ben mi geçeyim en sona? Bana. Evet. Valla. Gel böyle. Gel. Evet, şimdi böyle şey yapacağım. Tamam, kilitledik. Hazır mısınız? Ben kendime kefil değilim arkadaşlar. Uzun zamandır böyle atraksiyonlardan uzak duruyordum. Yıllar önce bir Sağcık'ta, Seferihisar Sağcık'ta bir gondola bindik. Bavni'yle çok fena olmuştum. Basit bir şey ama şu aynadan bakın. Evet, tüm anı kaydediyorum. Kusura bakmayın şimdiden. Kilitli değil mi? Tamam. Ediyorlar. Ben hazırım. Evet, gidiyoruz. All right. Salıncak gibi. Eğlenceli. Yok, o kadar değil. All right. Yeah. Yeah. Her yön dönüm arkam sağım solum sola. Eğlenceli mi? Bitti ya. Bir de ters döneceğiz. Oh. Oh. Oh.
Bitti. Yarım saat sıra bekle. Yok, 15 dakika neyse sıra bekle. Ondan sonra hemen bitsin. Ne yapacaksın? Harikaydı. Yo ben iyiyim. Sen? Bir daha binelim mi? Fena değilmiş. Evet şimdi iniyoruz. Sonra devam edeceğiz. Evet burada kocaman bir sürat teknesi var. Geldiğinizde buna da binebilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu yetişkin 20 dolar. Çocuk 12 yaş altı 15 dolar. Artı tax diyor. Plus tax. Vergi yani. Böyle arka tarafa doğru gösteriyorum. Tabii ki böyle bir ekstra para ödemiyoruz bugün. Çünkü biletlerle bayağı bir atraksiyon yaptık. Şimdi karnımızı doyuracak. Bir mekan bakalım. Her taraf zaten restoran. Olur. Restoranın altı boş arkadaşlar. Buradan 25 centiniz varsa Banucuğum. 25 centin var mı balıklar için? Balık yemi alıyorsun, aşağı atıyorsun ve istiyorsun balıkları. Bak. Var mı 25 centin? Toprak, ırmağa bakan olur mu acaba? Birisi ırmakta. Evet, 25 cent. Şöyle. Alın bakalım onları. Topla. Balıkları atacaksınız şimdi. Evet. Var mı daha içeride? Yok. Nereden atacağım? İstediğin yerden. Buraya at bakalım ya da dışarıya. Ben gördüm balıkları. Var mı? Burada mı var? Bak atıyor insanlar. Oo burada. Aşağıya bak. Ne kadar büyük. Atıyor mu? At buraya. Ha benimkisini yedi. Tamam bu tarafa at gelsin. Benim baba bunlar kedi balığı. Evet sanırım. Gel toprak gel. Kedi balığı mı? Kedi balığına benziyor. Evet. Tatlı suyu bu taraf. Komple deri ağzı. Amanim bu. Ay çok çirkinler. Bitti bu kadar. Evet şimdi de geldik. Kuzanların geri mekanındayız. Arkada çocuklar deliler gibi eğleniyorlar. Bu taraftan da amcalar canlı müzik yapıyorlar. Yine yoğun, yorucu bir uzun bir günün ardından günü bitirdik. Yavaş yavaş eve doğru geçeceğiz. Arabalar biraz uzakta park etmiştik. Şimdi son olarak size bu arka taraftaki burada Boardwalk'un Kemah'taki Bullet dedikleri yani Bullet neyse işte bakın kurşun ya da mermi olarak adlandırılan roller coaster'ı yani bizdeki İzmir Fuarı'ndaki radarın tamamen ahşaptan bir yapı arkadaşlar. Tabii buranın bu roller coaster'ları Amerika'da genelde böyle tahtadan yapılan yerler çok fazla klasikler. Şöyle çevireyim. Biraz da rüzgar var kusura bakmayın.
Tabi buna binme fırsatımız olmadı. İnanılmaz bir sıra var arkadaşlar. Ta aşağıdan başlıyor. Yukarı aşağı, yukarı aşağı zikzak. Sanırım yani vagona ulaşabilmemiz bizim herhalde bir rahat bir 40 dakikamızı, 45 dakikamızı falan alacaktır. Evet, şu an yukarı doğru çıkıyor. Böyle... Beraber bir izleyelim. Vay be! İnsanların suratlarındaki korku süper. Şimdi gene... Oh, geliyor tekrar. Evet, bunu içeriden çekmek isterdim ama dedim ya, başka zaman inşallah bu tarafa gene yolumuz düşer. Komple ağaç. Evet, bana müsaade, bize müsaade. Bir sonraki gezide görüşmek üzere, videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.